Evet arkadaşlar, yine kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile geleceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi bir tane Kanada'da bilinen resmi ve devletin sayfası olan bir iş sayfası vardır arkadaşlar. Adı Job Bank. Bunu bilen bilir arkadaşlar, ama önemli olan o kelime anahtarını bulmak burada yani. Eğer sen bunu bulamıyorsan sabaha kadar iş arasan bulamazsın kardeşim. Şimdi bununla ilgili bayağı sorular geliyor. Abi işte tırcıyım, SRC belgem var vesaire vesaire. Nasıl başvuru yapacağım, nasıl edeceğim vesaire. Şimdi ben sizlere arkadaşlar o uygulamaya gireceğim. Adım adım sizlere anlatacağım. Nereden gireceksiniz, ne yazmanız gerekir. Ondan sonra gereken evraklar nelerdir, ama burada karışık vardır işler. Hem Kanada içerisinden isteniyor, hem Kanada dışından da isteniyor arkadaşlar. Sadece dikkat etmeniz gereken Who can apply yazar. Kim bu pozisyona başvuru yapabilir? İlk önce oraya bakacaksınız. Ben direkt işte CV'yi hemen göndereyim falan ilgi çekmez. Çünkü sen yurt dışından başvuru yaptığın için o adam anlar. Tamam mı? Senin CV'ne bakmaz. Çöpe atar. Tamam, kesinlikle böyledir. Eğer orada overseas yazıyorsa, Lima approved yazıyorsa kardeşim, başvurunu yap. Sıkıntı yok. Yani deniz aşırı, yani işte o denizin öbür tarafından eleman aranıyor. Yani işte şey, denizler arası, overseas derler. Ya da Lima approved dediği zaman kardeşim, o zaman başvurunu yap. Ama eğer derse çalışma izni olanlar, Kanada vatandaşı olanlar, oturma izni olanlar başvuru yapar sadece derse, o zaman başvuru yapma eğer Kanada dışında yaşıyorsan. Ama Kanada içerisindesin diyelim ki, geldin, oturma iznin var, çalışma iznin var, Kanada vatandaşısın veya sadece çalışma iznin var veya öğrencisin, fark etmez. Bu durumda gidip trailer'i alıp çalışabilirsin ve çalıştığın sürece 1-2 sene hizmet yaptıktan sonra o firmada rahat bir şekilde gidip oturuma başvuru yapabilirsin. Çünkü çalışacağın firmaya dikkat etmen lazım. Soracaksın bir kere firmaya, diyeceksin ki kardeşim senin Lima var mı? Lima'yı bana verebilir misin? Lima belgesi verebilir misin? Lima approved falan. Eğer evet veririm derse, tamam, orada zaten evrakları falan var, sana imzalatacak. Tamam, onları oku ve iyice oku, ondan sonra imzala. Ha tamam tamam veririm, lafta kalmasın yani. Tamam sen veririm, sen iş başı yap. Öyle derse öyle değil. De ki ben görmek isterim yani, o sertifikayı görmek isterim derse, tamam mı? Öyle yapın, çünkü bazı firmaları bilmezsin. Şimdi evet Lima var der, seni çalıştıracak, sonra bir sene iki sene çalışırsın o adama. Ondan sonra der ki vallahi bizde Lima yok der. Tamam mı? O zaman ortada kalırsın. Ona gerek yok. Emin olun o adamın Lima onayı vardır yabancı şubede. Ona göre başvuru yapın arkadaşlar. Eğer oturum almak istiyorsanız kolay yolda. Çünkü bakın mekanikte, tırcılıkta bazı pozisyonlar vardır. Çünkü çok yani şey bulamıyorlar. Şoför falan bulamıyorlar. Onlar için gerçekten veriyorlar. O Lima'ya veriyorlar. Ve yurt dışından da adam alıyorlar. Dediğim gibi o siteye gireceksiniz. Resmi bir sitedir. Herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok. Para ödemenize gerek yok. Oraya buraya falan. Sadece yapmanız gereken bir vize başvurusu parası olabilir. O kadar, başka bir şey yok. Eğer onay gelirse işverenden, işveren seni arayacak. Seninle konuşacak. Sen de doğru bilgilere gireceksin yani. Neyse o, işte tırcıysan tırcı, işte inşaatçıysan inşaatçı. Onlara gireceksin ve seveceksin. İşte ben buyum, şuyum, buyum. Adamın ilgisini çekerse zaten döner. İşte Zoom'la veya neydi, WhatsApp'la veya bir şekilde seninle görüşür yani. İletişime geçersen de o zaman İngilizcen de olman gerekir yani. İngilizce konuşman lazım ki o adam bir şeyler yapsın, sana yardımcı olsun. Bu nokta çok önemli kardeşim. Bilgin olsun. Şimdi arkadaşlar biz uygulamaya geçelim. Uygulamada bakalım neler var. Siz ona göre başvurunuzu yapın. Eğer şöyle bir şey de diyeyim ben sizlere. YouTube'a kanalımda orada link vardır arkadaşlar. O linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oradan başlıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam mı? YouTube'a kanalımda link var. Oradan başlıyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz açıklama bölümünde. Ona göre başvurunuzu yapabilirsin. Şimdi biz uygulamaya geçelim arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi bakın, ilk önce Google'a giriyorsunuz arkadaşlar, bilginiz olsun, ama her şeyden önce size söyleyeyim, bu link açılmayabilir arkadaşlar. Jobbank linki açılmayabilir sizde, onu da VPN ile açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın, burada Google'a giriyorsunuz arkadaşlar, burada overseas var, lokal var, hepsi var, bütün işler var arkadaşlar, aynen böyle. Şimdi bakın Jobbank GC, GCA Jobs diyor. Tamam mı? Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, direkt bizi diyor ki bak, Government of Canada, Kanada hükümeti, tamam mı? Burası hükümetin resmi sitesidir. Tamam mı? Sizden para falan istemiyorlar. Herhangi bir şey istemiyorlar.
Sakin olun, stres falan yapmayın. Sadece ödeyeceğiniz nedir? Vize parasıdır büyük ihtimal. Onu ödeyeceksiniz. Onun dışında bir şey ödemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın, kaç tane iş var burada? Ben size söyleyeyim itinayla. Bu sadece tırcılar içindir arkadaşlar. Doktor, mühendis, kaynakçı falan buraya başvuru yapamaz. Bunun için başka bir arama yapmam lazım arkadaşlar özellikle. Şimdi bakın, we found 3449 truck driver jobs in Canada. Diyor ki size 3449 tır şoförü bulduk, işi bulduk Kanada'da, tamam mı? Positions found are all of that transportation truck drivers knows numara, bu bakın numara, barkod numarası da var arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi burada lokal falan yazıyor arkadaşlar. Bu İngilizce de, Türkçe'ye de çevirebilirim. Hatta siz çevirebilirsiniz arkadaşlar ama Türkçesi ne tavsiye etmem. Siz İngilizce bence şey yapın arkadaşlar. Bakın. Şimdi location diyor. Lokaller neresi mesela? Bakın şehirler var burada, görüyorsunuz değil mi? Bütün Kanada şehirleri. Alberta, British Columbia, Kanada yani bütün Kanada. Manitoba, New Brunswick, işte Newfoundland and Labrador. Northwest Territories arkadaşlar, bölgeleri yani kuzey. Batı bölgeleri. Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon. Bütün Yukon'da sadece bir tane pozisyon varmış arkadaşlar. Yani tır şoförü pozisyonu. Burada available jobs, müsait olan işler. Links, bakın burada linkler var. Şimdi biz nereye tıklayalım? Mesela Alberta'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada Alberta'ya tıkladık, tamam mı? Alberta'ya geldik arkadaşlar. Alberta'da bakın kaç tane iş var, görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir sürü iş var burada. Her türlü iş var, görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi burada Calgary Religion, yani Calgary şehri, işte Edmonton Religion vesaire, burada buraya şimdi biz tekrar Alberta'ya tıklıyoruz arkadaşlar, bakın. Aha, şimdi iş pozisyonlarına geldik. Burası bakın new yani yeni iş ilanı verilmiş. Bakın new, hepsi yeni. Bakın arkadaşlar, yeni, hepsi yeni. Yeni iş ilanı, tamam mı? Verilmiş tırcılıkla ilgili. Bu sadece tırcılıkla ilgili. Sakın karıştırmayın. Ben gideyim de boyacı olarak buna başvuru yapayım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın ücretler. Saati 28 dolar. Driver, tamam mı? Driver truck, bakın. 28 dolar veriyor. 21 dolar veren var. 28 veren, 31 veren var. 29 veren var. Bakın böyle öyle gidiyor. Bakın. Evet, transfer limited. Çünkü oralarda, o bölgelerde gerçekten sıkıntı çekiyor bu adamlar. Yani tır şoförü bulamıyor. Çünkü soğuk, dağlık bölgesi çok zor. Herkes yapamaz yani. Şimdi bana bile teklif etse ben yapamam. Çünkü dağlık bölgesi. Bakın arkadaşlar, 10 numara işler. Hepsi de yeni. Ama oralarda yaşamış olsaydım elbette yapardım yani. 28 dolar az bir para değil. Şimdi biz burada buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıkladık, bakalım. Ne diyor burada? Edmonton Alberta arkada 28,85 sent saat başı, tamam mı? Kaç saat çalışacaksınız? Bakın 40 to 60, yani 40 saatle 60 saat arası haftada çalışıyorsun. Permanent employment, yani full time'sınız arkadaşlar. Sizi kovamazlar hiçbir şekilde, tamam mı? Start as soon as possible, en kısa sürede başlamalı. 5 vacancies, yani 5 tır şoförü aranıyor bu firmada. Sadece bu firmada, bakın bu diğerlerine karıştırmadı. Verified, yani devlet tarafından onaylandı. Job bank numarası budur. Yani barkod numarası. Yani eğer içiniz cızbız ediyorsa bu adam dolandırıcı mı beğenmiyor mu, buradan da kontrol edebilirsiniz devlet sayfasında. Bakın language diyor. Bakın overview. English olacak. Bakın İngilizce olmalı. Secondary high school graduate certificate, tamam mı? İşte lise, işte yüksek okul vesaire bir şey de lazım, tamam mı? Experience and assist. Yani biz size yardımcı oluruz burada, veya varsa veya yoksa pek önemli. Ne yapacaksın? Task nedir arkadaşlar? Load and unloading. Yükleme ve boşaltma. Operate, drive straight and ve bunların hepsini arkadaşlar, sizin göreviniz nelerdir? Tamam mı? Tırla ilgili bunları söyle. Bunları yapmayı. Credential, tamam. Certification, license, membership and courses, air brake Z. Ona driver license, yani AZ. Bende olan AZ diyor arkadaşlar. Experience and Spelations, ondan sonra documentation knowledge, accident or incident report. Yani eğer kaza geçirdiyseniz bu raporları falan yapacaksınız. Additional information, ek bilgiler. Driving record check, abstract. Bakın bu belgeyi temiz tutun Kanada'da. Bu kesinlikle temiz olmalı arkadaşlar. Work conditions and specific capabilities diyor. Attention to detail, tamam. Yani iş şartları ve psikolojik olayları falan, bunları diyor. Dikkat edin. Şimdi buraya geleceksiniz. Bakın burada kırmızı bir tane işaret var. Nokta var. Who can
apply to this job. Kim bu işe, bu pozisyona başvuru yapabilir? Arkadaşlar buraya iyice okumanız lazım ona göre. Eğer Türkiye'den başvuru yapıyorsanız muhakkak her şeyden önce, tamam mı? Her şeyden önce şuraya geleceksiniz arkadaşlar. En aşağıya gelin. Bu adam Kanada'dan mı şoför arıyor yoksa Kanada dışında, tamam mı? Şimdi kim diyor? You are Canadian citizen. Kanada vatandaşı olmalısın ya da permanent or temporary residence of Canada ya da geçici oturma izni olanlar veya devamlı oturma izni olanlar. You have a valid Canadian work permit ya da diyor çalışma iznin varsa Kanada içerisinde. If you are not authorized to work in Canada, don't apply. The employee will not respond to your application. Çok güzel bir cevap veriyor. Eğer sen Kanada'da çalışma iznin veya iznin yoksa çalışmaya kesinlikle başvuru yapma. Yani Kanada içerisinde örneğin adamın AZ ehliyeti vardır ama herifin çalışma izni yok. Tamam o gidip başvuru yapıyor ama AZ ehliyeti yok veya öğrencidir veya çalışma izni yok veya oturumu yok diyor ki ya da Türkiye'den örneğin dünyanın neresinde diyor ki buna eğer bunlar yoksa sen de lütfen diyor başvuru yapma çünkü biz size cevap vermeyeceğiz. Size asla dönüş yapmayacağız. Adam öyle diyor arkadaşlar. Yani bu bence mantıklı arkadaşlar. O yüzden buna göre adım atmanız lazım arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. Tamam mı? Burada bütün bilgileri var. Ondan sonra bakın drive track knock şeyleri var burada. Bakın hepsi var burada. Hatta ne yapabilirsiniz? Mail gönderebilirsiniz, print yapabilirsiniz, favori diyebilirsiniz. Ondan sonra show how to apply. Şimdi burada nasıl başvuru yapacağız diyor. Tamam mı? Bakın şimdi başvuru yerine geldiğin zaman tamam mı? Bu şekilde başvuru yapıyorsunuz. Bakın adamın adresi burada belli. Adresi de var. Burada talwartransportation@gmail.com örneğin hepsinin böyle mail adresleri. Buna CV'ni falan bütün evraklarını gönderiyorsun. Bu adam bakacak. Kriterler uygunsa seni çağırır gidersin. İş başı yapalım. Ondan sonra bak important notice. Burada diyor dikkatli bir uyarı. This job position was posted directly by the employer on job bank. The government of Canada has taken steps to make sure it's accurate and reliable. Ondan sonra cannot guarantee is otomatik. O tamam mı? Diyor ki bu diyor bu işi biz diyor Kanada Job devletin resmi sayfasında ilan ettik ondan sonra. Tamam mı? Yani devletin haberi var bununla ilgili. Yani işiniz rahat olsun vesaire. Vesaire. According and reliable. Tamam mı? Gerçekçi. Yani burada herhangi bir üçkağıtçılık yok arkadaşlar. Tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Bakın bütün işler güçler burada. Ben hangisini tıklayayım ki bilmiyorum. Yani işte bu şekilde arkadaşlar başvuru yapıyorsunuz. Tekrar long haul diyor. Uzun yol şoförü aranıyor. Tamam mı? Kaç para veriyor arkadaşlar? Burada bir bakalım. 28 dolar veriyor. Bu da aynı şekilde bence söylüyordu. Tamam. The employer accept applicant from. Tamam. Citizenship Canada permanent resident permanent resident ya da other candidates with or without valid Canadian work permit. Bakın şimdi buna başvuru yapabilirsiniz. Bakın. Other candidates with or without bakın. Çalışma izni olan veya çalışma izni olmayan kişiler de başvuru yapabilir burada bakın. Ha, notunu düşmüş tamam mı? Kimler diye. Who can apply to this job? Bak burada her şey net. Çok güzel bir site arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şimdi anlattığım gibi arkadaşlar hangi şehirde oturuyorsanız tır ehliyetiniz vesaire varsa başvuru yapabilirsiniz. Türkiye'den de bunları teker teker yoklamanız lazım arkadaşlar. Eğer orada yurt dışından eleman arıyoruz işte o gösterdiğim bölgeye kısımda böyle bir şey diyorsa hemen hiç affetmeyin başvuru yapın arkadaşlar. Bunlar sağlamdır görüyorsunuz değil mi? Ve böyle geri geriye gittiğiniz zaman seçenekler gelir. Şehir şehir bakarsınız. Nerede yaşıyorsanız bunlar iller ilçeler vesaire tamam mı? İller ilçeler vesaire. Tamam mı? Buraya da tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Yine ana sayfamıza geldik. İşte bu şekilde mesela Ontario'ya tıklayalım arkadaşlar. Ontario'da gördüğünüz gibi aynı tas aynı hamam. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Ottawa Religion North. Ondan sonra Muskoka, London, Religion, Windsor, Samia, London vesaire, Kitchener, Kingston, Hamilton, Niagara falan hepsi oradan aranıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benden bu kadar arkadaşlar. Ben bu linki açıklama bölümünde koyacağım. Siz artık oradan başvuru yapın. Bol şans. CV'nizi hazırlayın. Varsa İngilizce.